Arkadaşlar merhaba, siz Erdoğan Okan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir projeyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bu videodan önce OLED display ekran videosu çekmiştim. Daha sonra ikinci bir video çekeceğimi, OLED display ekranla daha farklı bir şeyler yapacağımı söylemiştim. Aklıma bir şeyler gelmedi, nasıl bir şey yapabilirim diye. Ta ki şu videoyu izleyene kadar. O videoda gördüğünüz gibi daha önce sosyal medya hesaplarını paylaşmıştım zaten. Böyle bir enteresan bir proje olmuş. Dedim ki ben bunun ardına üzerine OLED display kullanayım dedim. Ardından bir de Nodemview ile mail gönderebilirsek daha da güzel olur diye düşündüm. İki projeyi birbirine getirdim. OLED display ekranı izlemediyseniz hemen şu kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. O aynı kodları kullanacağız. Sonra Nodemview ile de hatırlarsanız acil yardım butonu yapmıştık. O acil yardım butonu da yine kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Aynı kodları kullandık. İkisini sadece birleştirdim. Sizler için böyle bir proje tasarladık. Dilerseniz lafı uzatmadan projenin detayına geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar burada bilmeniz gereken birkaç püf nokta var. Size onlardan bahsetmek istiyorum. Bağlantıları ben hazır bir şekilde yaptım. OLED Display İKRGA haberleşmesi kullanıyor. Peki Nodemview'da İKRGA haberleşmesi nasıl bağlantı yapacağız? Bildiğiniz gibi Arduino Uno'larda ya da Nano'da bunlar analog 4, analog 5 ya da SDA, SLC pinlerini direkt bulabiliyorduk. Burada Nodemview'da nasıl bulacağız? Nodemview'da şu an ekranda gördüğünüz gibi dijital 2 ve dijital pinin SDA ve SLC pinleri mevcut. Konumda. Bunları da bağlantılarını nasıl yapacaksınız? SLC pinine dijital 2, SDA pini de dijital 3. pine bağlantısını yaptığınızda İKRGA haberleşmesi mevcut olacak. Ekstradan Nodemview evet ve hayır butonları ekledim. Bu butonlarda dijital 5 ve dijital 4 pin bağlantılarını yaptım. Fizik çizimlerini yine sezercan.com adresinde bulabilirsiniz. Projenin nasıl çalıştığını sizlere bir göstereyim. Burada evet ya da hayır seçeneklerimiz var bildiğiniz gibi. Ben memnun değilim dedim. Hayır seçeneğini tıkladığımda sorun oluştu. Tekrar tıklıyorum. Sistem çöktü. Tekrar tıklıyorum. Hata. Tekrar basıyorum. Bu arada bunlar random dönüyor arkadaşlar. Şu an zaten kodları da inceleyeceğiz biraz sonra. Hata mesajı yine döndü. Tekrar basıyorum. Bastım. Hata mesajı yine. Şöyle basıyorum. Evet dedim. Aa gönderdi. Tebrik ederiz. Bilginiz mail adresinize iletilmiştir dedi. İletildi dedi. Ve mailimiz de şu şekilde. Kütüphanelerimiz ve Nodemview için gerekli bazı ayarlamaları yaptık. Yani Wi-Fi'ye bağlanabilmesi için iki tane buton kullanmıştım ve bu butonlara ait durumlar oluşturdum. Yes ve No butonları dijital 5, 6 ve dijital 5. pine bağladığımı söyledim. Bir tane de random sayı üretmesi için Rand Number adında bir long oluşturdum. Setup kısmında kurulumlarımızı yaptım. Butonlarımızın giriş pini olduğunu söyledim. Ve Wi-Fi'mizi başlattım. Ardından arkadaşlar display ekranımıza yazması gereken bazı mesajlar vardı gördüğünüz gibi. O mesajlarımızı tekrardan burada yazdırdım. Bazı belli sürelerle yazdırdım bu mesajlarımızı. Ardından bize evet ve hayır seçenekleri geldi. Bu evet ve hayır seçenekleri yes ve no butonları şeklinde atamalarını yaptım. Eğer evet buton yani yes butonuna basıldığında önce mail gönderecek ve sistemde bizi tebrik edecek. Ardından ekranımıza bilgi mesajı, bilgileriniz mail olarak gönderildi şeklinde mesajımızı döndürecek. Hayır butonuna basılırsa da random 4 sayı üretecek. 0, 1, 2, 3 sayılarını üretecek. Eğer 0 gelirse hata mesajı yazdıracak. Eğer 1 gelirse de sorun oluştu yazdıracak. Eğer 2 gelirse de sistem çöktü şeklinde. Ve son olarak da 3 gelirse de tekrar dene mesajı döndürecek. Void mail'de de. Wi-Fi'mızın mail göndermesi için gerekli protokollerini yaptık. Dediğim gibi kodları yine sizlerin.com adresinde bulabilirsiniz. Ayrıca bu mail gönderme ile ilgili gerekli bütün videoları da yardım projesi adı altındaki projemizde bulabilirsiniz. Bir projenin daha sonuna geldik. Projenin kaynak kodlarını yine sizlerin.com adresinde bulabilirsiniz. Kafanıza takılan tüm sorunları aşağıdaki yorumlar kısmına ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaştırabilirsiniz. Lütfen projeyi beğensiniz aşağıdaki beğen butonuna ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka projeler videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.